Ege Televizyonu'ndan Mutlu Günler Hayatın İçinden programımızla sizlerle birlikteyiz. Sevgili seyirciler, bugün programımızın ilk bölümünde uluslararası güvenlik uzmanı ve danışmanı, efsane yakın koruma, aynı zamanda ünlüleri koruyan, Hollywood ünlülerini koruyan, ilk Türk koruma özelliği taşıyan Savaş Menteş hocamız bizlerle birlikte ve tabii ki uluslararası yakın dövüş ve saldırı teknikleri uzmanı, aynı zamanda Gençlik ve Spor Konfederasyonu İzmir Narlıdere Başkanı Süleyman Kocabıyık bizlerle birlikte hem yakın koruma eğitimi üzerine konuşacağız, hem tabii ki akademiden biraz bahsedeceğiz, hem de güvenlik önlemlerinden bahsedeceğiz. Yine programımızın ilerleyen dakikalarında şair, yazar Suat Çetiner'le birlikte olacağız. Çok güzel şiir kitapları var, öykü kitapları var ve diyeceğiz ki Muğla'da Bir Mevsim kitabı üzerine konuşacağız. Evet, ilk bölümümüzde programımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Hoş. İyiyiz efendim, sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler, sağ olun, biz deyiz. Evet, bugün tabii ki güvenlikle ilgili konuşacağız, yakın koruma ile ilgili konuşacağız. İstanbul'un tabii ki başı sağ olsun, ülkemizin başı sağ olsun diyoruz. Ne yazık ki kötü bir haberle tabii ki Türk halkı uyandı. Çok kötü durumlar, neler söylemek istersiniz? Fazla da girmek istemiyorum açıkçası ama. Vallahi böyle bir günde böyle bir şeyin olması bizi hepimizi çok üzdü. Evet, Ramazan mübarek günde. Evet. Şehitlerimizin gani Allah rahmet eylesin. Yaralarımıza da Allah acil şifalar versin. Biz bu günleri de geçeceğiz. İnşallah daha güzel haberlerle burada sizin huzuruna çıkmayı nasip etsin Allah. İnşallah, inşallah diyoruz. Bu kötü olaylar bitsin artık. Hani Ramazan'dan önce bitsin dedik. Ramazan'da maalesef nüksetti. Umarız bugün son olsun artık. Bir umarım daha ülkemiz böyle kötü olayları yaşamasın diyoruz. Tabii ki herkesin başı sağ olsun. Allah sabırlar versin diyoruz tabii ki. Evet, baktığımız zaman özel kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet mensupları, avukatlar, bodyguardlar, güvenlik görevlileri, daha birçok aslında özel dersler veriyorsunuz. Bunlar evet. Üzerine konuşacağız, güvenlik üzerine konuşacağız. İzninizle ben hemen Savaş Hocam'la tabii başlamak ki istiyorum. 30 yıllık bir tecrübe var meslek hayatınızda ve baktığımız zaman 250'ye yakın, yanılmıyorsam şöyle bir araştırdım, Hollywood yıldızlarını korumuşsunuz ve ilk Türk olma özelliğini taşıyorsunuz. Neler söylersiniz? Gerçi biz hani koruma değil ince böyle sert mizahçlı birini hani karşımızda bekliyorduk ama maşallah güler yüzlüsünüz. Hoş sohbet. Çok teşekkür ederim. Bir kere Ege TV'de sizin huzurunuzda olmak ve izleyicilerle karşı karşıya olmak beni çok mutlu ediyor. Ben şöyle çok kısa zamanımızda kısa anlatayım. 6 yaşında Almanya'ya gittim. Bütün eğitimi Avrupa'da aldım. Orada Filistinli Abu Yunus diye bir hocayla karşılaştım. Ve kendim zaten spor camiasında çok uzun seneler bulundum. Futbol oynadım, işte yakın dövüşleri, eğitimleri aldım. Ve işte Allah-u Teala bana öyle bir kapı açtı. Yürü kulum dedi, yürüdüm. Ve işte Mike Tyson'in Las Vegas'taki maçlarında güvenliğini yapma imkanım oldu. Michael Jackson'in evet. Kanda koruma imkanım oldu. Ve ona benzer tabii ki üst düzey sanatçılar olsun. Tabii ki Türkiye'deki bu sanatçılarımızı saymıyorum. İbrahim Tatlıses, efendime söyleyeyim, Bülent Arsoy, Hülya Avşar gibi. Tabii bunlarla da çalışma imkanım oldu. Ama tabii ki gördüğünüz gibi bir Ronaldo gibi futbolun evet. Michael Jackson'ından bir 10 gün beraber olmak. Evet. Tabii bunlar hep... Şu an görüntülerimiz de var. Evet, Ronaldo bunlar ile hep, birlikte. Evet. Her şeyden evvel tecrübe isteyen işler. Bu evet. işler dışarıdan gözüktüğü gibi olan işler değil. Şimdi maalesef Türkiye'de bodyguard'ın öyle bir ismi var ki bodyguard dendiği zaman işte kapılarda çalışan güvenlik yapan arkadaşlarımızın ya da herhangi bir mekanı koruyan insanlara bodyguard diyorlar. O arkadaşların burada herhangi bir şekilde alçalamak değil. Ama onların ayırt etmek gerekir. Evet. Lazım. Onlar da herkes ekmeğinin peşinde. Tabii ki, onlara tabii da saygı ki. Duymak lazım. Onların görevi kapıdaki güvenliği sağlamak. Şimdi evet. bodyguard dendiği zaman işte ben filmi yüzlerce... Var. Yüzlerce, evet, oradan binlerce mesaj alıyorum. İşte hocam biz bodyguard olmak istiyoruz. İşte bodyguard nasıl olunur? İşte ben çok iyi dövüşebilirim ya da bodyguard'ın dövüşmekten hiçbir ilgisi alakası yok. Aynen öyle. Bodyguard dendiği zaman koruduğunuz insanın üzerindeki bedendeki bütün rahatsızlıkları, bedendeki bütün bilgileri yakın koruma olaraktan bunlar sizin elinizde olması lazım. Nedir? İşte kan grubu,
Nedir kullandığı ilaçlar? Nedir? Herhangi bir şeye karşı alerjisi var mı? A'dan Z'ye her şey değil tabii mi? Evet. Tabii. Şimdi şöyle düşünün. Doğru. Ben sizi koruyorum. İki mücadeleye bir olay çıktı. Ben şimdi tabii ki dövüşme binme mecburiyetindesiniz. Elbette tabii ki. Ama o son raddedir. Çünkü ben iki mücadeleye girdiğim zaman koruduğum insan sizi koruyorsam sizi kim koruyacak? Evet, yani haklısınız. Benim görevim her şeyden evvel teksem sizi o olan olaydan ortamdan kaçırmaktır. Evet. Ekip halindesek ekip zaten benim önüme geçip onu engeller. Doğru. Yine de benim görevim sizi kaçırmaktır. Yani çok maalesef doğru, evet. Türkiye'de dediğim gibi bu iş kaba kuvvet işi değil. Biz fedai değiliz. Evet. Biz Süleyman Hocam'dan her şeyden evvel nasıl bizi bir iş aldığımız zaman araştırılıyorsak biz de bizden çalışacak ya da bizden eğitim alacak arkadaşlarımızın ilk önce özgeçmişi bizim için çok mühimdir. Biz ayrıca ben misal olaraktan yurt dışından bir dünya starı geldiği zaman emniyetten çalışıyorum. Polisten çalışıyorum. Benim uluslararası silah taşıma bir ruhsatım var. Bunların hepsini bildirme mecburiyetindeyim. Doğru, yani tabii. Biz Rambo değiliz. Evet. Çünkü yarın bir olay olduğu zaman, hakimin karşısına çıktığımız zaman biz de davamızda haklı olduğumuzu kanıtlama mecburiyetindeyiz. Elbette. Biz ayrıca çalıştığımız ya da ben bir iş aldığım zaman, tabii ki ben derken bu Süleyman Hocam da bu şeyin içindedir. Her şeyden evvel niye bizi istiyorlar? Yani devletin koruyamadığı insanlarla bizim çalışma imkanımız yok. Evet, yani, bu çok güzel. Tabii. Araştırıyorsunuz yani. Çok iyi araştırıyoruz. Her öyle işte beni koruyan ya da koruyun ya da şunu koruyun diyen kişileri korumuyorsunuz aslında. E şimdi onun bunun canını yakmış. Onun bunun canını değil yakmış. Değil mi? Evet. Onun bunun misal devletle ters düşmüş insanlarla bir kere bizim işimiz olmaz. Evet. Ayrıca bize gelecek olan arkadaşların 5188 sayılı evet. Emniyetten geçmiş ve ellerinde bir sertifikası olması gereken arkadaşlara biz böyle bir eğitim veriyoruz. Evet. Yani biz burada kendi kafamıza göre yani şunu eğitelim bunu öyle bir olay yok. Evet. Çünkü bize gelecek olan geçmişi temiz olacak kısacası. Çok evet. Evet. Yani her şeyden evvel güvenlik sertifikası olacak. Evet, bu demin çok güzel söylediniz. Siz koruduğunuz insanın bir en yakını sizsiniz. Evet, her şeyden evet. Evvel mütevazi olmanız lazım. Saygın olmanız lazım. Doğru. Şimdi tabii ki bakın arkadaşlar arıyorlar diyorlar ki ya biz yakın koruma olmak istiyoruz. Yani yakın koruma olma biz böyle dövüşürüz. İşte şu kadar dövüş eğitimi aldık. Ben diyorum ki kaç tane lacivert takım elbiseniz var? Kaç tane smokinginiz var? Kaç tane gömleğiniz, kravatınız, takım elbiseniz var? Çünkü siz çalıştığınız insana ayak uydurma mecburiyetindesiniz. Şimdi evet. Siz ben mesela Paris Hilton geldiğinde evet, Paris evet. Hilton'dan çalıştığımda onun elbisesine göre ben de bir kendime göre bir giysi giyme gerektiğimi, evet. Smoking giyme mecburiyetindeyim. Yani siz ona ayak uydurma mecburiyetindesiniz. Ama tabii ki bunlar bugün yarın olacak şeyler değil. Bunlar senelerin vermiş olduğu evet, bir tecrübe. Bir de evet. Biz masa başında bu işleri yapmadık. Biz hep cephede savaştık. Evet. Ben 5 sene bir Türk milli takımından beraber bir dünya şampiyonası yaşadım, bir Avrupa şampiyonası yaşadım. Tabii, süper kupa. Bir Galatasaray'la 14 sene bir Süper Kupa olsun, UEFA Kupası olsun, Champions League maçları evet. Olsun. Yani burada zaten bu işin tecrübesini evet. Alıyorsunuz. Hocam bulunmaz bir değersiniz, bunu kabul edelim. Teşekkür ederim. Evet, ülkemiz açısından gerçekten öyle. Çünkü ilk Türksünüz. Bu çok evet. Önemli. Sizin gibi var mı hocam peki başka? Muhakkak, ben araştırdım ama o kadar pek görmedim açıkçası. Ya muhakkak bizim de dostu şimdi İstanbul'da güzel arkadaşlarımız yetişiyor. Tabii ki biz de bunu zaten gelecek olan nesillere aktarmak istiyoruz. Bakın her şeyi öğrenirsiniz ama tecrübe öğrenme şansınız tabii, yok. Evet. Bir kere tecrübenin haricinde bildiğinizi bir şeylere aktarmak, anlatmak bu kolay bir olunacak bir olay değil. Siz istediğiniz kadar çok iyi dövüşün. Ama altıncı hisseniz güçlü değilse, siz evet. Bu işin ortalık yangın alanına döndüğü an, her taraf, herkes panik içinde olduğu zaman en son panik olacak olan insan sizsiniz. Haklısın. Sakin. Bir de şunu hiçbir zaman unutmayın. Bir starı yapan her zaman basındır, her zaman hayran kitlesidir. Siz koruduğunuz bir sanatçıyla hayran kitlesinden
Ayrıca basınla bir köprüsünüz. Siz o insanları iterseniz, kakarsanız, o insanlarla ters düşerseniz bu işler olmaz. Ama öyle olmuyor işte. Basında görüyoruz, televizyonlarda görüyoruz. Eğer hayran kitlesi sanatçıya ulaşmak isterse hemen korumalar onu kötü engel bir şekilde. Olur. Ama sizde öyle bir şey yok değil mi? Yok. Eğer onu yarmışsa, o kalabalığı yarıp geçmişse sanatçının yanına... Ama siz bir Michael Jackson'dan çalışmışsanız, bir Madonna'dan çalışmışsanız, bir dünyanın en üst düzeylerinden evet. çalışmışsanız zaten mütevazı ve saygın oluyorsunuz. Zaten süpersiniz bu saatten hocam, sonra evet. bizim herhangi bir şekilde reklamdan daha çok haklısınız tabii tabii. Yaptığımızı arkadaşlarımızdan paylaşmak ve şu anda tabii ki dürüst insanlara eğitim vermek. Tabii. İşin özü bu aslında. Tabii. Evet. Şimdi Süleyman Hocam'la biz beraber çok eskiden çok takdir ettiğim, çok saydığım, çok sevdiğim bir... Genç ama başarılı konuşacağız evet, şimdi. Evet. Ondan işte beraber İzmir'de evet. bir akademi kurduk. İzmir'de hayırlısı bundan olsun. Sonra işte bodyguard yetiştirmek, yetiştirmekten daha çok eğitim vermek. Eğitim vermek, evet. Tecrübelerimiz evet. Yani bu işler bugün yarın olacak işler değil. İnsanlar bugün yarın öğrenebilecek bir olay değil. Tabii ki şimdi şöyle bir olay var. Bu eğittikten sonra maalesef Türkiye'de bodyguard dendiği zaman bu Türkiye'de bilinmiyor. Yani kendine yakın koruma alan insanlar bakın bir bodyguard çanta taşımaz. Bir bodyguard şemsiye taşımaz. Şoför bir bodyguard kalkıp da araba kullanmaz. Yani şöyle kullanmaz. Tabii ki kullanır. Gerektiği yani, zaman tabii. Bodyguard'dan ne şoför olur, ne evet. şoförden bodyguard olur. Evet. Yani onun şöyle düşünün. Dönüyor ki bana hem şoför hem bodyguard lazım. Tamam şoför bodyguardınız. Şimdi arabayı kullandı, bir yere gittiniz. Şimdi siz arabadan indiniz. Size indiğiniz zaman yakın koruma lazım. Evet. Şimdi arabayı park edecek, gelecek, sizi bulacak. Yani o kadar şeyle ki bir de maalesef Türkiye'de bir şeyler olduktan sonra değeri veriliyor. Los Angeles'ta Oscar ödülü verilirken Türkiye demişler ki biz de Türkiye bir Oscar verelim ama ne için verelim? Yani hangi oradan birisi demiş onların demiş iki tane çok meşhur lafı var. Birinci lafı demiş sen benim kim olduğumu biliyor musun? İkinci de lafı hallederiz bir şey olmaz. Doğru. Doğru biz en çok kullandığımız şeyler. Bir şeyler olduktan sonra doğru. maalesef. Doğru. Haklısın. Ben bu işe başladığımda 90 senelerinde bir Türkiye'deki hı hı. starlarla gezerken hep star der korkardı, çekinir. Ya abi yanlış anlarlar. Ya şimdi acaba benim korktuğumu mu sanederler diye. Şimdi 3-4 tane yakın koruma alan starlarımız kesinlikle. Dolaşıyor. Evet. Bakın yakın koruma demek korkmak demek değildir. Tabii ki. Türkiye'de tabii ki. Aslında delikanlı adamın korunmaya ihtiyacı var. Korkak adamın zaten o önlemini alıyor. Evet. Yani o sebepten yapılan işler Türkiye'de bir böyle... Değeri hani... biraz geç anlaşılıyor diyebiliriz evet. aslında. Aslında aynen. siz sağ kolusunuz. Devam edeceğiz. Keşke süremiz daha uzun olsa daha detaylı konuşacağız. İnşallah, inşallah. Ama Süleyman Bey'e tabii, de devam tabii, etmek tabii. istiyorum. Çünkü önümüzdeki günlerde çok güzel bir çalışması var, projesi var. Neler söylersiniz o projeyle ilgili? Şimdi önümüzdeki günlerde Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2. Anajet Üstü Maktimlerinde bir eğitimimiz var. Türkiye'de bir ilk olacak. Bu daha önce böyle bir eğitim alınmamış. Böyle bir eğitim ve vermek için. Ve o ilk için. Defa verilecek eğitimi siz veriyorsunuz. Tabii ben bir de vereceğim. Ülke genelinde. Bu, evet. Türkiye'de bir ilk olacak. Evet çok güzel. Ben de bunu tabii gönüllülük esaslı olarak bu eğitimi veriyoruz. Ne güzel. Çünkü ordumuza, milletimize faydamız olsun istiyoruz. Bravo. Gerekirse emniyet birimlerimizle ilgili böyle çalışmalarımız daha önce oldu. Bunları da gönüllülük esaslı olarak yaptık. Herhangi bir şekilde maddi bir amaç gütmedik. Çünkü bizim bir şeylerin altına elimizi koymamız haklısınız, lazım. Biraz taşın doğru. altına. Hep birlikte değil mi? Doğru. Tabii ki. Çünkü günümüz görüyoruz şu an çatışmalar oluyor, şehitler veriyoruz, acı şeyler. Bugün, buradan evet. da bugün şehitlerimizin ailelerine başsağlığı dilemek isterim. Evet. Bizim de bir şeyler yapabilmemiz lazım. Çünkü bizler belli kabiliyetleri olan insanlarız. Bizler belli şeyleri artık aşmış olan insanlarız. Ve bunları insanlara en güzel şekilde aktarabilmemiz lazım. Doğru. O yüzden Hava Kuvvetleri'nde böyle bir teklifimiz oldu sağ olsunlar kabul ettiler. Onlarla böyle güzel bir çalışmamız olacak. Akabinde yine emniyette bazı çalışmalarımız olacak. Birkaç ziyaretlerimiz daha olacak. Ondan sürpriz ziyaretlerimiz olacak. Evet. Daha sonra onları açıklayacağız. Bunun dışında açtığımız kulüpte biz kimseyi bir kere dövmesini öğretmiyoruz. Öncelikle bunu açıklık getireyim. İnsanlar bizi genelde öyle zannediyor. Ben 96 senesinden beri dövüş sanatları çalışıyorum. Judo ile başladım hayatımda. Judo, güreş, tekvando, boks, kickboksa devam ettim. Ortalama bir 11-12 yıldır Wing Chun dediğimiz sistem çalışıyorum. Hocam da Sifu Oktay Sümbül sağ olsun kendisi beni bu hale getirdi. Bu başarıları da biraz onun sayesinde bu hale geldim.
Şimdi insanlar bizi dövüş uzmanı deyince birilerini döven, birilerine zarar veren, işte serseri yetiştiren hiçbir alakası yok. Tabii ki, tabii temel ki. Bir kuralımız var. Temel kuralımız kavga etmemek. Biz birilerini yetiştirirken, özellikle ben birilerini yetiştirirken evet. kavga nasıl edilmez? Kavga Doğru. oluşturacak ortamda nasıl oluşturulmaz? Doğru. Eğer çok fazla artık üstüne geliyor, kaçacak deliğin yoksa o zaman ancak kendini savunmaya geçeriz. Çünkü Wing Chun çok tehlikeli bir sistemdir. Wing Chun spor olarak geçmiyor. Şöyle düşünelim. Şimdi dışarıda herhangi birisiyle tartışmaya girdiğinizde bir kural yok. Tartışmanın da kuralı yoktur. Kavganın da kuralı yoktur. Öncelikle o tartışmayı nasıl oluşturmayız? Biz önce Haklısınız, bunun ön doğru. psikoloji eğitimi veriyorum öğrencime. Kendim 4 sene psikoloji eğitimi aldım. Derslerimizde sadece yakın dövüş eğitimi değil. İnsanları yönetmekle... Çok geniş kapsamlı, evet. Tabii insanları yönetebilmekle alakalı psikoloji eğitimi veriyorum. Bir tekniği çalıştırmadan önce. Bu tekniğin ne kadar tehlikeli olduğunu öğrencilerime çok ciddi bir şekilde anlatıyorum. Evet. Bunun haricinde biyoloji eğitimi veriyoruz. Ara ara 3-4 ayda bir sağlık eğitimi veriliyor. Yani sadece salona gelen, yani ki ben salon demeyi tercih etmiyorum, okuluma gelen insanlar orada nasıl vurur, nasıl kırır bunu öğrenmiyorlar. Bu apayrı bir olay. Tam detaylı bilgi. Aslında vücudu tanımış oluyorlar bir anlamda. Tabii ki. Tamamen teknik bilgi alıyorlar ama her anlamda teknik bilgi alıyorlar. Ve benim için en önemli kural ahlaklı olmaktır. Çünkü dışarıda şimdi bir tartışmaya girdiğinizde insanlara ne kadar uyarı yaparsanız yapın eğer kavga çıkacaksa çıkacaktır. Yani çıkmasını önlemişseniz o ayrı bir olay. Ama artık karşı taraf bir baskı yapıyorsa özellikle taciz, gasp gibi olaylarda sizi herhangi bir şey tehdit etme gibi olaylarda da alkolü bir vatandaşla karşı karşıya geldiğinizde eğer kavga çıkacaksa bunu çok net anlarsınız ve bizim temel mesafelerimiz vardır. Tekme mesafesi, yumruk mesafesi, evet. dizdirsek mesafesi. Artık tabii burada savunmaya ve saldırıya giriyor. Başımıza bir olay evet. gelecekse. İlk söylediğim şey uyarıda bulun. Kimseyle kavga etmeyin. Evet. Uyarıda bulunun ve gidin. Eğer gitmenize izin veriyorsa. Vermiyorsa o zaman yapacak bir şey yok. Tabii kendinizi koruyacaksınız o zaman. Tabii. Ama dediğim gibi ilk başta o şiddetin oluşmamasını sağlamak evet, lazım. Evet, önemli olan o. Günümüzde yani görüyoruz dışarıda hoş olaylar olmuyor. Özellikle bayanlara karşı şiddet çok artıyor. Ne yazık ki. Wing Chun'un en büyük özelliği 400 yıllık bir sistem, ortalama 300-400 yıllık bir sistem ve dünyada bayan tarafından bulunan ilk ve tek dövüş evet, sanatıdır Wing Chun. Çok güzel evet şu an ekranda biz bir, görüyoruz. Tabii, hayatın bir parçası. Evet. Kamu spotu yaptık bir bayana şiddete karşı olayla bir kısa film çevirdim ben. Evet çok güzel olmuş ama şu an görüyoruz. evet. Sağ olsun oynayan arkadaşlara buradan tekrar teşekkür ederim. Hepsi öğrencilerim. Evet. Şimdi sizin öğrenciniz devreye giriyor burada. Bayana şiddeti konu aldık. 8 Mart günüydü. Bayanlarıyla alakalı bir gündü. Tabii o çantayı aldı. Kaçacağını Kaçtı, sanıyor aslında. Tabii. Öyle sanıyor yani. evet. Evet tamam artık. Son durak. Bundan sonrası şova dönüş yani. Evet. Mesela. Ama burada işte kendini koruyabilmek. Tabii aslında burada ben aslında biraz kendimi gösteri gibi olma. Bundan sonra bayan devreye girecek. Bir eğitim sahnesi var. Evet. Siz de oynamışsınız. Tabii. Şimdi başlıyor. Evet bakalım neler olacak. Tüm bu teknikleri öğretiyorsunuz tabii. Tabii. Benim işim insanları sokağa karşı yetiştirmek. Ben müsabakacı yetiştirmiyorum. Evet anladım. İnsanları müsabakaya çıkartıp madalya ile kupayla kimseye zaman kaybettirmek istemiyorum. Ama tabii şunun altını özellikle evet. çiziyorum. Sporcu olup müsabakaya çıkmak, hı-hı. derece almak, kupa kazanmak, evet. madalya bunlar çok 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 önemli şeyler. Fakat evet. bunlar zamanı olan insanlar için geçerli. Yani o işi ömür boyu yapıp zamanı olan insanlar için çok geçerli. Ben de katıldım zamanında. Doğru, judoda, doğru, boksa evet. ve şeref duyuyorum böyle gençlerimizin kupa madalya kazanmaları. Ama Wing Chun'da şöyle bir mantık var. Biz insanları sokağa hazırlıyoruz. Yani sokakta oluşabilecek olan kötü durumları hazırlıyoruz. Evet. Ve dünyada hiçbir sistem... Hiçbir dövüş sanatı kötü değildir. Hepsi iyidir. Şimdi dışarıda diyoruz bazı insanlar bir branş yapıyorsa başka branşı kötülerdir. Evet. Bu ha, hepsinin hiç, farklı bir özelliği var diyorsunuz aslında. Tabii şimdi bu bir kere hiç hoş bir olay değil. Ben buna Doğru. tamamen bir hoca olarak karşıyım. Evet. Çünkü benim her branştan arkadaşlarım var. Dereceli şampiyonluğu, dünya tabii derecesi, ki, Avrupa evet, derecesi almış evet, ve hepsini evet. takdir ediyorum. Elbette. Ve sağ olsunlar hepsi yakın dövüşle alakalı birisi eğitim istediğinde direkt bana yönlendirirler. Evet. Müsabakacı spor bir şeyse ben direkt onlara yönlendiririm. Bu aramızdaki en güzel barıştır. Evet. Şimdi Wing Chun'un en büyük özelliği dünyada
müsabakası yapılması yasak. Çünkü biz 1-2 saniye içerisinde olayı bitiriyoruz. Evet. Wing Chun dünyanın en hızlı dövüş sistemidir. Bir bayan tarafından bulunan ilk ve tek dövüş sanatı olduğu için çok zariftir, çok asildir. Gerçekten mi? Hiç, neredeyse hiç ama hiç güç kullanmadan. Sadece 2 ya da 3 saniye içerisinde rakibinizi, bizim tabirimiz biraz... Yayın sonrası birkaç teknik öğreneyim ben sizden. Tabii ki, ne demek, seve seve. Evet. Rakibinizi %100 olarak etkisiz hale getirirsiniz. Şimdi püf noktaları saldırı, var. Saldırı evet. Sanatı olarak geçer. Dünyanın tek saldırı sanatıdır Wing Chun. Fakat saldırı kendi içerisinde ikiye ayrılır. Birincisi, biri bize saldırı yapıyor. Yani artık benim hayatım tehlikede, biri evet. Bana saldırıyor. Tabii ki kendimi savunacağım. Elbette, bunu. Ama elbette. Rakip benden güçlüyse benim onun gücüne karşı koyma gibi avantajım evet. Yok. İşte orada onu avantaja çevirmem lazım. Biz bunun Türkçesine Wing Chun diyoruz. Evet. Güçsüzün güçlüye karşı tek avantajıdır Wing Chun. Evet, bunları da öğreneceğiz. Bir de ikinci saldırısı vardır. Bu direkt benim yaptığım, yani bilen, Wing Chun bilen tarafın yaptığı saldırı. Aslında en mantıklısı budur. Neden? Tabi burada biraz garip anlaşılabilir bu. Niye ben evet. saldırıyorum? Eğer bir sorun çıkacaksa karşımda, bana bir tehlike arz etmişse, ben bunu önden... Tabii ki, ki tabii ki. Bizim 6. hislerimiz çok güçlüdür. Biz bunu çok 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 önceden anlayabiliyoruz. Evet. Ben bunu fark ettim. O kişi bana daha zarar vermeden ben onu ani bir müdahaleyle etkisiz hale getiriyorum ama vurmuyorum, kırmıyorum. Eğer o bana saldırı yaparsa işte orada şiddetin boyutu 10 kat değil 100 kat artar. Artar. Çünkü karşınızdaki insan size bıçak ya da sopa çektiyse onun evet. amacı hiç iyi değildir. O zaman benim de amacım hiç iyi olmayacaktır. Olmayacak. Doğru valla. Ama evet. sizi iktirmesi mesela yolda benim ara ara bilirsiniz. İnsanların başına sık gelir. Omuzunuz çarpar birine geçerken evet, size evet, dokunurlar evet, falan. Evet. Geçen gün başıma gelen bir olay bu. Güzel yılda geziyordum. Orada bir genç grup. Ben de böyle aradan yürüyorum. Biraz şöyle sağa kaykıldım. Omuzuma sert bir şekilde vurdu, döndüm, kusura bakmayın dedim. Şaşırmıştır. Tabii, tekrar döndüm, bir iki adım attım, sakın bir daha olmasın dedim. Duraksadım, döndüm, tamam siz haklısınız dedim, döndüm, devam ettim. Şimdi öyle bir şey ki, insanlar bundan kavga etmek istiyor. Evet. Halbuki karşındakinin kim olduğunu bilsen belki de bunu yapacak cesaretin olmayacak. Evet. Ve bir de doğru da, söylüyorsunuz. O kendini şimdi şey sanıyor. Çıkartıp, bizden korktu. Ha, ya bırakın korktu evet. desinler. Şimdi desinler, bir, doğru bir omuz, aslında. Bir omuz attı diye hiç. Birinin kolunu bacağını kırıp gereksiz bir olay var. Ben karakolda hastanede olacağına. Hiç. Bırakın ben orada başımı hiç belaya derde sokmadan giderim. Ben öğrenciye bunu anlatmaya çalışıyorum ve bunu öğretiyorum evet. da. Çocuklar, birisi size alenen saldırmadığı sürece hiçbir şekilde kavgaya karışmıyorsunuz. Ama işte bu sporu yapanlar ya da yapmak isteyenlere verdiğiniz eğitim neticesinde bu. Ama dışarıda bu eğitimi almayan kişiler onlar, güç gösterisinde muhakkak ki bulunacaklar. Ki. Kimse orada kabul etmez yani tekrar affedersin demeyi. Tabii ki. Şimdi özellikle bizim uluslararası güvenlik eğitimi verdiğimiz derslerde asıl evet, konumuz biraz önemli. Da onu biraz izah edeyim ben çok size. Çok kısaca alalım çünkü süremiz tabii bitmek ki. Üzere. Şimdi müracaat eden kişileri Savaş Hocam'ın anlattığı gibi biz senin kendisi yıllardır biz bu programları çalışıyoruz. Evet, evet. Ortak şirketimizi yeni kurduk. Bir kural koyalım dedik. Dedik ki biz herkesi kabul etmeyelim. Başvurular geliyor, ben görüyorum, Savaş Hocam onaylıyor. Evet, buna verebilirsin ya da veremezsin. Evet. Ben de bakıyorum eğer gerçekten... Anlıyorsunuz artık. Tabii inanın yolda İnsan yürüdüğünüz anda... İnsan zarafı derler ya, evet. Yolda yürümenizden oturup selam vermenize kadar... Her ilk şey 10 saniye içerisinde notunu veririm, şey beğendiysem olur. Alırım, beğenmiyorsam direkt dışarı çıkartırım. Evet. Zaten, bitti ama buyurunuz hocam, son sözü sizden alın. Zaten bir silahınızla 10 kişiyi durdursunuz, tatlı dilinizden yüzlerce insanı durdursunuz. Haklısınız. Tabii ki. Evet, dilinizle evet. çözemediğinizi yumruklarınızla asla çözemezsiniz. Hiçbir şekilde. Haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Hiçbir şekilde. Çok doğru. Vallahi herhalde ilerleyen günlerde tekrar bir program yapacağız sizinle. Çok çünkü güzel gerçekten çok daha konuşacağımız çok şey vardı. Eğitimle ilgili olsun, bodyguardlıkla ilgili olsun. Çünkü bu çok önemli bir konu. Hani nelere dikkat etmeliyiz, neleri yapmalıyız? Yani daha doğrusu bodyguard olmak isteyenler nelere dikkat etmeli? İnşallah bir başka programımızda bunları detaylandıracağız. Dünyada iki spor, daha doğrusu iki şey hiçbir zaman geçmez. Bir ilaç sektörü, iki güvenlik sektörü. Aynen. Haklısınız, evet. Yani bu güvenlik sektörü hele şu zamanda... Evet, çok ihtiyaç, şu özellikle şu zamanda... Çok kısa, bakın hep biz insanlardan konuştuk. Her insanın çoluğu var, çocuğu var. Elbette. O zengin insanların çocukları var, tabii çolukları var... Onlar okula getirilmesi, götürülmesi lazım. Şöyle düşünün, anneniz var, çok zenginsiniz, uçağa binemiyor. Arabadan misalda gitmesi lazım. Kim götürecek? Evet. Biz götüreceğiz. Doğru, doğru. Yani aynen. Sırf bu işi böyle bir insanı bir insandan korumaktan daha anlamında çok... Anlamında değil. Bu, sağ tabii. kolu oluyorsunuz aslında. Bunun altını çiziyoruz. Güven çok mühimdir. Hayatını koruyoruz herkese. Evet, doğru. Çok çok küçük bir şey. İnsanlar kendine ya da şirketlerine ya da şahıslarına güvenlik aldıklarında hiç dikkat etmedikleri bir nokta var.
onların güvenlik sertifikalarının olması tabii ki önemli ama aslında o kadar da önemli değil. Çünkü nasıl davranacaklarını, evet, nasıl hareket edeceklerini bilmiyor. Özellikle alışveriş merkezlerinde. Evet, ve bu insanlara evet, doğru, birer güvenlik doğru danışmanı mutlaka lazım. Holdinglere, şirketlere, alışveriş evet merkezlerine, büyük patronlara. Bunlar olursa işte o zaman kendi hayatlarını tamamen garanti almış olurlar. Bizim vallahi yaptığımız işin doğru bir tanesi çok de bu güvenlik danışmanlığı. Çok kısa olaraktan. Vallahi sohbet güzel ama evet. Gidin bir alışveriş merkezine, güvenliği çağırın. Sorun bakalım o güvenliğe. Kaç tane burada acil çıkış vardır? Sorun bakalım nerede yangın söndürme aletleri vardır? Haklısınız. Sorun çoğu ilk yardım bu programdan sonra öğrenirler. Evet, şimdi dikkat edecekler artık bundan sonra. Evet. Yani çok detaylı hocam, bildiğiniz evet gibi değil yani. Ben bildiğiniz gibi derken benim bildiğim gibi. Yani çok detaylı araştırıyorsunuz. Hem o kişiyi hem firmayı, tabii, şirketi. Hakikaten A'dan Z'ye bir anlamda mühendis gibi her şeyi bilmek durumundasınız. Evet. Bunu da altını çizmiş olalım. Kadar her şeyi yapıyoruz. Evet, çok önemli. Yok yok, bir program daha yapacağız. Çok İnşallah teşekkürler. Çok ayaklarınıza sağlık diyorum. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, uluslararası güvenlik uzmanı ve danışmanı, efsane yakın koruma, ünlüleri koruyan, evet Hollywood ünlülerini koruyan ilk Türk koruma olan Savaş Menteş hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ve uluslararası yakın dövüş ve saldırı teknikleri uzmanı, Gençlik ve Spor Konfederasyonu İzmir Narlıdere Başkanı Süleyman Kocabıyık hocamıza teşekkür ediyoruz. Ve şimdi kısa bir ara. Bakiş'in sunduğu Hayatın İçinden devam edecek. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aranın ardından Hayatın İçinden programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımızın bu bölümünde şair, yazar, evet Suat Çetiner'le birlikteyiz. Kitapları üzerine sohbet edeceğiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Efendim hoş bulduk. Çok mutluyum, çok mutluyum, çok mutluyum. Hep mutlu olun öyleyse. Bunu hak ediyoruz. Hep İlker, mutlu olun, evet. Çünkü değer beyinler, değer yürekler bir yerde buluşmalı diyorsunuz. Ben yani bu buluşmadan dolayı çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bunu özledim. Bunun mücadelesini verdim çünkü. Estağfurullah, estağfurullah. Geç oldu diyorsunuz ama. Geç oldu ama. Evet, yoğunluktan tabii ki anca. Çok teşekkür ediyoruz öncelikle programımıza katıldığınız için. Evet, kitaplarınızı konuşacağız. Sen Ağlama Öğretmenim, Kış Bitti, Bu Şehrin Mavisi, Bende Kalan Gülümseme, Şairin Dünyası, Şairin Rüyası. Bunlar üzerine konuşacağız. Öykü kitaplarınız var, Cuma Sevişmeleri. Romanlara baktığımız zaman İstanbul'da Bir Mevsim, Eskişehir'de Bir Mevsim, Muğla'da Bir Mevsim. İzmir'de neden Bir Mevsim yok? Efendim okuması devam ediyor. Editör çalışmaları aa, aşamasında. Var yani. Evet, roman bitti. Dördüncü sondan okumadan sonra. Sondan başlamış oldum aslında ama dikkatimi çektiği için evet. Ama doğru olan bir şey çünkü evet, İzmir'deyim. Tabii ki. Dolayısıyla bu kesiti dolu dolu yazmam lazım. Doğru. Herkes bekliyor. İzmir'deki dostlarım İzmir, bekliyor. Tabii ki. Hayır bakıyorum şimdi şöyle bir araştırdığım zaman İstanbul'da Bir Mevsim, Eskişehir'de Bir Mevsim, Muğla'da Bir Mevsim. Neden İzmir'de Bir Mevsim yok diye. Demek ki yolda. Var. Yolda. Var. Pekala. Onu var da tabii ki ilerleyen günlerde kitabınız çıktığı zaman izleyicilerimize paylaşacağız. Evet baktığımız zaman tabii ki şair gerek insana gerek doğaya. Ben ilk kitabınızda başlamak istiyorum. Bende Kalan Gülümseme ile ilgili. Gerek doğaya olsun, gerek olgu ve olaylara daha farklı, duyarlı bakan, ahenkli ve yüklü mısralarla dile getiren kişiye diyoruz, şair diyoruz. Doğru mu, neler söylersiniz? Süpersiniz. Çünkü hissetmeden onun tepkisi doğmaz. Evet, evet. Yani önce olguya bakacaksın. Olgunun içindeki renk, boyut nedir? Evet. O bizde betimleniyor, bizde çoğalıyor, bizde bir hayat buluyor. Evet. Dolayısıyla şairi önemsemek lazım. Evet, siz de bu kapsamda çok güzel çalışmalara imza atmışsınız. Tabii ki hep diyoruz, şairler topluma ön ayak olan kıymetli sanatçılardır. Evet, İstanbul'da Bir Mevsim. Benim otobiyografim, lise diplomamı aldığımın ertesi günü bir bavul ile bir yolculuk hikayesi evet olarak İstanbul'da Bir Mevsim'e dönüştü. Burada sizi bulacağız. Evet, 3 cilt. İstanbul, Eskişehir, Muğla ve İzmir beni anlatıyor. Sizi anlatıyor, evet. Orada o şehirlerde yaşadıklarınızı mı aslında anlatıyorsunuz? Evet. Aslında bir kitapta niye bitirmedim diyebiliriz. Evet. Ama demek ki
yazar çok dolu dolu yaşıyor. Evet, evet, doğru söylüyorsunuz. Yazacakları bitmiyor çünkü. Bitmesin. Güzel duygular var. Evet. İçinde samimiyet var. Arkadaşlarım çok güzel tepkileri. Ama o samimiyet olmasa okuyucu maalesef o kitaptan zevk alamaz. Bunu da belirtelim. İlk her şey var. Evet. Her şeyden Mola'da önce eğitimci, yani bir öğretmenin dünyası burada kendini hissettirdi. Evet. Her şeyden önce evet bir insanız, bir bireyiz. Ama çok kutsal bir mesleğin üyesi olmaktan dolayı çok gururluyum. Yani, öğretmendiniz. Evet. Peki o meslek hayatınızda mı şiirler, öyküler ya da roman yazmaya başladınız? Benim çok değerli. Ruh ikizim dediğim bir teyze oğlum var, kuzenim. O yazıyordu. 14 yaşlarındaydık ve ben onunla dalga geçiyordum. Bir gün 3 kıta bir şiir yazdım. Türkü formatında. Biraz da sesim güzeldir benim. Onu kendi kendime seslendirdim ve sınıf arkadaşlarım çok hoşlarına gitti. O tepki beni hoşunuza gitti. Şiir yazmayı yönlendirdi. Sonra kuzenimle birlikte atıştık. Kendime göre ben onu yendim ama onu yenmek mümkün değil çünkü çok mükemmel bir şair. Ankara'da oturuyor. Hasan Sertkaya kuzenim. İyi ki onu küçümsemişim. İyi ki kendimden onunla bir yarış başlatmışım. Ne güzel. Halen çok önde. Ama ben ona yetişmekte kararlıyım. Estağfurullah. Kararlıyım. Evet. Çünkü güzeli güzel olarak görmek çok önemli. Önemli çok olan önemli. Doğru söylüyorsunuz. Kimseyle yarışmayacaksın. Kendi yarışın kendinle. Aynen. Doğru söylüyorsunuz. Sürecek. Öyle. Önemli ama, olan kendimizle yarışabilmek. Başarı tabii ki arkasından geliyor. Bir başkasını kıyaslayarak değil aslında. Yani şey var. Mesela ukala tarafım vardır. Hep derler. Yani bu özgüven evet. Çok büyük bir özgüven. Tabii ki. Nereden geliyor? Güzel bir beyin var. Güzel bir yürek var. Tabii ki. Kimseye toz zerresi kadar bir leke kondurmamışım. Ve onu kaleme aktarıyorsunuz. Barış var, evet, sevgi var. Olması gereken, hep söylüyoruz yani şöyle, özellikle şu zamanımızda olması gereken barış, sevgi. Tabii ki değil çok mi? İhtiyacımız çok var. Önemli. Çok ihtiyacımız ne yazık ki, var. Evet. Her gün psikolojimiz bozuk. Evet, evet. Şu anda toplum olarak. Çok kötü gerçekten. Biraz önce Savaş Bey telefonundan aldı haberi. 11 şehitimiz var yazık güne. Evet. Olmaz. Evet. Her zaman söylediğim bir cümle var. Sabahleyin işe gidiyor. Veda ederken öpücüklerini konduruyor evet. Eşine, sevdiğine. Evet. Akşamleyin o öpücükler solmuş olarak geliyor. Olmaz böyle bir şey. Ne yazık ki. Olmaz. Haklısınız. Şu anda canlı yayında olmasak durumda? Duygularımızı evet. Çok farklı daha kelimelerle. Daha çok konuşulacak elbette ki sözler var ama tıkanıyoruz artık söylemiyoruz da. Ne yapalım yani böyle kapatmak durumunda kalıyoruz evet. Ama kapanmaması lazım tabii ki. Bu olayların son bulması lazım ki biraz önce söylediğiniz gibi ülkemizde sevgi olsun, barış olsun diyoruz. Çok önemli. Anneler, eşler, çocuklar ağlamasın. Kimse çok ağlamasın. Çok herkes önemli. Gülsün, herkes mutlu olsun. Biraz önce ne güzel söylediniz. Eşlerini, annesini, babasını, çocuğunu işe gönderirken ya da bir yere gönderirken evet sevgiyle gönderiyor, öpücükle gönderiyor. Ve akşam eve geldiğinde de o gülen gözlerle karşılamalı. Hoş geldin öpücükleriyle karşılamalı. Doğru söylüyorsunuz. Biz böyle bir toplum istiyoruz. Biz böyleydik. Evet. Biz böyleydik. Biz böyleydik ve böyle olmaya da devam etmeliyiz. Böyle bir toplum olalım. Sevgi dolu, barış dolu bir toplum. İlkay benim babamla 3 yıllık bir birlikteliğim var. Evet. Ben doğduğumda babam 30 yaşındaydı. Ben 7 yaşındayken 37 yaşındaydı. Ve mahallemizin bütün komşuları bizdeydi. O kadar güzel fıkra anlatırdı ki ben 7 yaşındayken babamı izler asla babam gibi olamayacağım derdim. Evet. Fakat bir süre sonra o genler, o güzel genler bana da bulaşmış ki ne güzel. Bunlar kaleme dönüştü. Kalemi. Duyguya dönüştü, şiire dönüştü, hayata dönüştü. Benim ilk şiir kitabım 2003 yılında Sen Ağlama Öğretmenim. Evet. Ben 26 yıllık öğretmenlik hayatımda o kadar çok sürgünler yedim ki, o kadar çok dik kafalı bir öğretmendim ki, asla taviz vermeyen, asla geri adım atmayan ilkelerinden ve adaletsizlik denilen o kavramı reddeden, o güzel tarafta durmanın verdiği gurur ve onur ile o savaşı hep önde götürdüm.
Arkada çok güzel bir yazı koymuşsunuz. İzninizle okuyayım o yazıyı. Korkunç. O bize anlatıyor İlkay. Evet. Bize anlatıyor. Seni i̇şte, beni anlatıyor. Evet. Dostumu anlatıyor. Evet. İşte o kitabı hemen böyle gösterirken arkadaki yazıya. Mutlaka genelde oku. Benim hep öyle olur. Kitabı gösterirken hemen arkada birkaç satıra dikkat çekelim. Oradan devam edelim. İzninizle onu hemen paylaşmak lütfen istiyorum izleyicilerimizle. Büyük olmak için hiç kimseye iltifat etmeyeceksin. Hiç kimseyi aldatmayacaksın. Ülke için gerçek amaç neyse onu görecek, o hedefe yürüyeceksin. Herkes senin aleyhinde bulunacaktır. Herkes seni yolundan çevirmeye çalışacaktır. Fakat sen buna karşı direneceksin. Önüne sonsuz engeller yığacaklardır. Kendini büyük değil, küçük, zayıf, araçsız, hiç sayarak, kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak bu engelleri aşacaksın. Bundan sonra da sana büyük derlerse bunu söyleyenlere güleceksin. Mustafa Kemal Atatürk. Ne kadar doğru söz değil mi? Çok evet doğru. Çünkü zamanımıza da çok güzel uyuyor. Bizim yüreğimizi anlatıyor. Evet. Geleceği gören adam diye de boşuna demiyoruz değil mi? Yani yüzyılın değil evrimin evet, lideri. Evet haklısınız, haklısınız. Evrimin haklısınız lideri. Bütün değişimlerin. Evet. Tek yani ismi. Biz Türkler hakikaten çok şanslıyız. Değerlerimizin kıymetini bilmek durumundayız. Ülkemize böyle değerli bir insanı Allah bize verdiği için değil mi? Çok şanslıyız. Şimdi benim göz çizgilerimin kenarından bir buğulanma oluştu. Evet şu an gözleriniz doldu. İnsanı anlatan duygulardır. Ağlatan ise ya Tanrı'dır ya da Tanrı'ya çok yakın bir güzelliktir. Evet. Annedir, babadır, doğru söylüyorsun, evlattır, vatandır. Haklısınız. Bir de Mustafa Kemal Atatürk'tür. İşte bu kadar. Doğru. Şu an ben şuradan bir damla işte Atatürk sevgisi. Atatürk sevgisi. Evet. Bize geri adım attırmayan evet o ideal. Ben çok güzel öğretmendim, çok güzel bir bireyim. Hiç mütevazı değilim. Olmayacağım. Neden? İşte eserlerim ölümsüzlüğüm. 9 evet tane ölümsüzlüğüm var. Buraya gururla geldim. Telefonu açtım. Dedim arkadaşlar ya ben sessiz kalmayı, sadece üretmeyi çok seviyorum ama yeter. Yani bir yerde evet. Evet. Bu eserlerimi paylaşmam lazım. İşte o güzel ses. Diğer güzel sese. Merhaba hocam ben İlkay Kıyak dedi. Şaşırdım. Doğrudan doğruya çünkü sana ulaşmak senin yoğunluğunda çok zor. Estağfurullah, estağfurullah. Ama benim şansım vardı. O gün şansım vardı. O gün enerjim pozitifti. Birbirine birlikte. Ne güzel. Hep pozitif olsun diyoruz. Hep öyle olacak. Evet. Sizi tanıdığıma ben de çok sevindim. Kitaplarınızı hemen izleyicilerimizle paylaşacağım. Tabii ki şiirlerinizde, kitaplarınızda anladığım kadarıyla hep sevgi var, barış var. Birkaç kitapta sizden esintiler var. İzmir'de de öyle olacak değil mi? Aynen. İzmir'de de aynen öyle olacak. Peki bir şiir dinleme imkanımız olacak mı tabii sizden? Tabii ki. Seviniriz. Hangi? Ben kitaptan okumayacağım. Oo, çok doğaçlama güzel yapacağım. Harikasınız. Ezberimde hiç şiir yoktur. Dostlarımla paylaştığım zaman doğaçlama içimden şu anda ne geliyorsa onu söylerim. Evet. Ben seyircilerimizden özür diliyorum. Estağfurullah. Ama bu benim artık yerleşmiş olan bir formatım. Evet. Her şair ama şiirini ezberlemek durumunda olacak diye de bir şey yok aslında. Onu da belirtelim değil mi? Ezber binlerce şiirim diye var. Tek bir mısrası dahi aklımda kalmaz yok. Evet. Yok. Yani bu kadar evet yorgun bir evet belleğim var. Estağfurullah. Buyurun. Ben bu güneşe, ben bu hayatın içindeki cümleye, ben sevdanın içindeki yolculuğa, ben Tanrı'nın bana verdiği o isme, ben sana, senin bendeki dokunuşuna, yayılışına, yolculuğuma, katmer katmer yığılışıma, sonra tekrar parmaklarımın ucunda doğruluşuma, ben bu hayatın içindeki bene,
ben lazım olduğum için kabul ettim. Çünkü adı Sevda'ydı. Sevda'nın kardeşi de Sevgi'ydi. Daha ne söyleyeyim dostum? Ben Mustafa Kemal için gülümsüyorum hala bu topraklarda. Harikaydı. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Çok da güzel oldu gerçekten. Güzel oldu, evet, değil mi? Sevgiyi anlatıyoruz. Harika oldu. Hatalarımızla birlikte ama en güzel komutanı, en yürekli, evet, komutanı, en büyük lideri anmadan bu programın tadı olmaz. Evet ve olmaz. Tüylerimiz diken diken oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Konuşulacak çok şey var ama maalesef süremiz kısıtlı. Tadı damağında kaldı ama olsun diyoruz. İzleyicilerimize kitaplarımızı paylaşmış olduk. O şiirlerimizin dile gelişi aslında Sevgi Barış üzerine dedik ve kitaplarımızdan bahsettik. İstanbul'da bir mevsim, Eskişehir'de bir mevsim, Muğla'da bir mevsim ve yakında dedik İzmir'de bir mevsim. Kitapların okuyucusu bol olsun diyoruz. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Çok mutluyum. Burada olmak harika bir duygu. İzmir'de bir mevsim. Vücuda geldiği zaman tekrar buluşalım. Tabii ki, tabii ki. İzleyicilerimize paylaşacağız. O kitabımızla göstereceğiz. Çok teşekkürler. Yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyircilerimiz, emekli öğretmen, şair, yazar Suat Çetiner hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Evet programımızın tekrarını gece bülteninden sonra izleyebileceğiniz gibi aynı zamanda internet sayfamızdan da izleyebilirsiniz. Sevgiyle, barışla kalın efendim. Hoşçakalın. Bin can feda bir tek dostuma. Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.